Engelsiz Haber Bülteni'nden merhaba. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin Avustralya'daki 80. yılında kültür ve geleneklerini yaşatmak için yapılacak etkinliklere katılmak üzere Avustralya'ya gitti. Cumhurbaşkanı Tatar, Melbourne Havalimanı'nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Temasları çerçevesinde başkent Canberra'ya giden Cumhurbaşkanı Tatar, ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Avustralya Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Ufuk Gezer'le toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı burada şeref defterini imzaladı. Daha sonra Canberra'da Avustralya Savaş Anıtı'nı ziyaret eden Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına çelenk koydu. Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya'yı ziyaret eden ilk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldu. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Ankara'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Milli Savunma Komisyonu Başkanları birinci toplantısında konuşan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ileriki dönemde Türk Devletleri Teşkilatı etkinliklerine katılımının ve uygun şekilde temsilinin önemine dikkat çekti. Fidan, Türk bütünleşmesini desteklemekten memnuniyet duyduklarını kaydetti. Toplantıda konuşan Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk de, Türk devletlerinin hedeflerini netleştirerek tek yürek olarak hareket etmesi çağrısında bulundu. Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak üretimi her alanda desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. Başbakan Üstel, Ulusal Birlik Partisi genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası basına açıklama yaparak, ülkede ve ekonomide yaşanan sorunları birer birer masaya yatırdıklarını ifade etti. Üstel, et konusunda yaşanan sıkıntılara da işaret ederek, Toprak Ürünleri Kurumu üzerinden ülkeye getirilecek donmuş kuzu etinin satışının 400 Türk lirasına geçmeyeceğini açıkladı. Türk Mukavemet Teşkilatı kurucularından merhum emekli Tümgeneral Daniş Karabelen ölümünün 41. yılında anıldı. Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği Genel Merkezi'ndeki anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra merhum emekli Tümgeneral Daniş Karabelen'in biyografisi okundu. Törende konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir Türk devleti olarak yoluna devam edeceğini vurguladı. Norveç, İrlanda ve İspanya hükümetleri Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıkladı. Üç ülke için kararın 28 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ülkeler, iki devletli çözümün barış için inandırıcı tek yol olduğunu söylerken, İsrail kararının barış şansını baltaladığını belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian helikopter kazasında hayatını kaybetti. Reisinin vefatının ardından ülkede 5 gün ulusal yas ilan edildi. İranlılar İbrahim Reisi'yi düzenlenen törende son yolculuğuna uğurladı. Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verildi. Cumhurbaşkanlığı görevlerini seçime kadar birinci yardımcısı Muhammed Muhbir'in yürütecek.
Yeşil Yurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, etkinlik öncesinde okulu gezme ve eksikleri yerinde görme imkanı bulduğunu ifade ederek, binadaki yetersizlikleri ve altyapı ihtiyacını karşılamak için çalışma başlatacaklarını kaydetti. Çavuşoğlu, özel eğitime önem verdiklerinin altını çizerek, özel eğitim yasasının geçirilmesiyle birlikte öğretmen ihtiyacını sorunsuz hale getirdiklerini ve özel gereksinimli çocuklara daha fazla hizmet etmek için çalıştıklarını dile getirdi. 2024 yılının ikinci asgari ücreti belirlendi. Yeni asgari ücret 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren net 29.640 ve brüt 34.070 TL olarak uygulanacak. Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardianoğlu, yeni asgari ücretin devlet ve işçi temsilcisinin oyları doğrultusunda oy çokluğuyla kabul edildiğini söyledi. Yeni asgari ücret 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Engelsiz Haber Bülteni'ni izlediniz. Hoşça kalın.